Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasında yeni bir haftaya başlıyoruz ve bugün 4 Kasım 2013 Pazartesi ve bu haftaya başlarken de hemen daha programın başında, hemen yayının başında söylemek istiyorum. Oldukça dalgalı bir hafta olacak. Bayağı bir veri bekleniyor. Çok yoğun bir hafta olacak birçok veri açısından. İlk veri de bu sabah saat 10'da gelecek, enflasyon verisi. Geçen hafta şöyle bir piyasalara baktığımızda genel olarak olumsuz bir seyir vardı. Borsada %3,5 civarında bir düşüş gerçekleşti. Dolar haftanın son gününde cuma günü daha önce 1.98-1.99 seviyelerinden hareket eden dolar 2.02 seviyesinin üzerine çıktı. Ve faizlerde de tekrar 8 seviyesinin üzerine çıkıldı. Yani bir şeyler kötüye mi gidiyor tekrar, yoksa bu geçici bir durum mu? İşte tüm bunları birlikte konuşacağız. Her pazartesi olduğu gibi yine Okan Aybar, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk hocam. Evet, sen bu haftayı tek bir manşetle ver deseydin, yani bu haftaya ilişkin bir tek mesaj ver deseydin, manşetin ne olurdu? Volatilite olurdu hocam. Volatilite olurdu. Evet, yani dalgalanma olurdu. Çünkü bu hafta dediğiniz gibi çok veri açıklanacak. PMI verileri açıklanacak biliyorsunuz. Evet. Avrupa'dan ve Amerika'dan ISM verileri de açıklanacak. Geçen hafta açıklanan ISM, imalat sektörü ISM verileri biliyorsunuz olumlu açıklanmıştı. Evet. Bu hafta da açıklanacak olan veriler olumlu olabilir ISM tarafında. Bir de perakende satışlar açıklanacak Amerika'dan önemli olarak. Evet. Yatırımcıların ona çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü son yıllarda, daha doğrusu özellikle son aylarda perakende satışlarla ilgili ekonomiye olan etkisinin daha belirgin olduğu düşünüldüğü bir döneme girdik. O yüzden perakende satışların daha piyasanın fokusunda olacağı, yani odak noktasında olacağını düşünüyorum. Şöyle ki son 4-5 aya bakacak olursanız hane halkının borçlarının azaldığı görülüyor. Yani hane halkının ödediği borçlarının gelirlerine oranla azalmış olduğu görülüyor. Dolayısıyla buradan bu hafta içinde açıklanacak olan perakende satışların yüksek olma ihtimali fazla. Hı-hı. O yüzden bunun dolara olumlu etkisi yansıyabilir. Geçen haftaki ISM verilerinden sonra özellikle. Bir de şöyle bir şey var. Fed yetkilileri ilk mesela 2 hafta önce konuştuğu kadar bir güvercin duruş sergilemedi geçen hafta. Şimdi bu hafta da Fed yetkililerinin açıklamaları geleceği için biliyorsunuz artık son haftalarda Fed yetkilileri bir öyle bir böyle konuştuğu için acaba bu hafta nasıl bir değişiklik olacak söylemlerinde diye bir şey olabilir. İstersen orayı bir açalım. Geçen hafta içerisinde bu faiz kararı, daha doğrusu Fed'in toplantısından bir faiz değişimi zaten beklenmiyordu ama oradaki söylemlerine bakıldığında yok canım sizin söylediğiniz gibi de değil havası çıktı değil mi? Evet. O kadar da kötü değil ekonomi. Değil. Hani tarım dışı istihdam falan beklentilerin altında gelince işte millet bu iş Mart'a kaldı diye düşündü. Nitekim Fed öyle demedi. Yani Fed aslında bir de şu soru soruluyor. Bernanke bütün bu parasal genişlemeyi başlatan ve adının önüne helikopter kelimesini ekleten adam, herkese para dağıtan adam, acaba gitmeden önce nasıl anılmak ister Bernanke? Hı hı. Acaba parasal genişleme sonrasında bir miktar da artık yavaşlatmaya başlayarak mı gidecek? Yoksa yeni yönetime mi bırakacak bu kararları? Ben orada tahmin ediyorum yeni yönetime bırakacak. Hani şu an Aralık'ta acaba daraltma başlanır mı diye çok endişe edilmeye başlandı. Bu hafta eğer ISM hani beklentilerden iyi falan gelirse evet. ya da tarım dışı istihdam var cuma günü 130 bin bekleniyor. Hı hı. Hani tarım dışı istihdam bence oldukça şey. Tarım dışı istihdam çok önemli bu hafta. Diğer taraftan bir de enflasyon çok önemli aslında. Geçen hafta mesela açıklanan ISM'in enflasyon verisi beklentilerin, daha doğrusu enflasyon alt endeksi var ISM'in. Hı hı. ISM'in alt endeksi yüksek açıklandı
enflasyonu ama beklenenin altında açıklandı ama yine yüksek açıklandı. Ona dikkat etmesi gerekiyor yatırımcıların. Şimdi hatırlarsanız bir önceki, geçen hafta yaptığımız programda hani ben Aralık ayında bir faiz, yani parasal genişlemenin yavaşlatılabileceğine dair bir şey söylemiştim. Şimdi piyasanın genelindeki duruşa bakacak olursanız, beklentilere bakacak olursak herkes Mart ayında, Mart 2014'te bekliyor. Evet, yani özellikle işte bu devletin hani bir süreliğine kapanmış olması, işte son açıklanan verilerin biraz işte özellikle istihdam tarafında olumsuz açıklanmış olması belki onu Mart'a öteleyebilir ama ben belki Aralık'ta bile olmayacak olsa Mart'tan önce bir zamanda en azından bir hareket edeceğini tahmin ediyorum Fed'in. En azından söylemleriyle biz işte yavaş yavaş artık hani hazırız parasal genişlemeyi yavaşlatma anlamında. Buna hazırız diyebilirler. O yüzden orada ekonomik göstergelere çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu hafta içerisinde geçen hafta daha doğrusu devletin kapalı olmasından dolayı açıklanmamış olan bazı verilerin şeyleri var. Hani o revizyonları gelecek. Tabii evet, revizyonlar da gelecek. Onlara dikkat etmek gerekiyor. O revizyon, ben Amerikan ekonomisinin iyi durumda olduğunu düşünüyorum şu aşamada. Dolayısıyla hani bu devletin kapanmış olmasının sonucunda işte Fed'in parasal genişlemeye devam edeceği fikrinin çok fazla uzun yaşamayacağını düşünüyorum o fikrin. Tekrar hani nasıl Eylül ayından önce, yani Ağustos ayında Eylül ortasına doğru işte Fed'in parasal genişlemeyi yavaşlatacağı psikolojisi hakimken biz önümüzdeki haftalarda aynı psikolojiye girebiliriz artık. Hani Fed yavaş yavaş parasal genişlemeyi yavaşlatacak şeklinde bir düşünce hakim olabilir piyasada. Evet, ben şey diyeceğim bir de şu volatiliteyi yaratacak ana faktörler. Bir, Fed üyeleri konuşacak. Fed üyelerinin her birinin konuşması, bugün zannedersem öğlen var, sonra akşam biri konuşacak. Artı hafta içerisinde de onlar konuşmaya devam edecek. Hepsi konuşacak hocam. Evet. Şimdi bu hepsi bir telden ötecek. Yani birisi bir şey söyleyecek, öteki biliyorsun orada fikirler, mesela Kansas City'nin başkanı şey değil, desteklemiyor bu politikaları, genişleme politikasını. Ondan çok sert şeyler gelebilir. Bir şey daha oldu hocam. Onu eklemek istiyorum. Geçen hafta açıklanan Chicago satın alma müdürleri endeksi, evet, beklentilerin çok üzerinde açıklanmıştı. Yani tam Chicago satın alma müdürleri endeksi bütün ekonomiyi temsil eden bir şey değil ama verinin çok, beklentilerin çok üzerinde açıklanması en azından belki diğer bölgelerde de ekonomik toparlanmanın hızlanmış olabileceğini gösterebilir. Yani dolayısıyla geçtiğimiz haftalardaki açıklanan o olumsuz veriler veya oluşan ekonomi olumsuz beklentiler bu haftadan itibaren terse dönebilir. Ona da dikkat etmesi gerekiyor yatırımcıların. Evet. Şimdi ikinci önemli. Bir, Fed üyeleri konuşacak. İkinci önemli konu ISM çok imalat önemli. Açıklanacak. O çok önemli. Çünkü acaba ekonomide bir üretim artışı var mı, imalat artıyor mu vesaire, ona bakacağız. En önemlisi de zaten bu parasal genişlemeyi durdurma, yavaşlatma veya hızlandırmaya karar verdiren şey yani tarım dışı istihdam. Eğer 130 bin bekleniyor, ne bileyim 80 bin falan gelirse herhalde yeniden bütün diğer piyasalar bayram yapar. Tamam, kesin Mart derler. Şimdi biraz endişe var ya, acaba Aralığa veya Ocağa alınır mı diye. Ya ben şunu söyleyeyim, yani Aralık Ocak imkansız geliyor bana, biliyor musun? Yani ekonomiye bakmayacaklar. Çünkü Ocak ayının 15'inde bütçenin bağlanması lazım. Kavga, gürültü, tekme tokat girecekler oraya. Yani kongrede çok sert tartışmalar olacak. Yani orada şimdiki gibi hani bu mali uçurum başladı, devlet hükümet kapandı, bir daha kapatırlarsa ne olacak? Ne çocuk oyuncağı bu yani? Öyle değil mi? Bilmiyorum, onun cumhuriyetçilerin de öyle bir şey riske alacağını zannetmiyorum. Öyle bir siyasi riske alacağını. O yüzden ben tabii her ne kadar sert tartışmalar olacak olsa da Ocak 15'ten önce, yani bütçe açıklanacağı zaman ben yine de onların biraz daha alımlı olacağını düşünüyorum. Onların kavgası zaten başladı bitti, yani artık hani 2 ay arayla
böyle birbirlerini yiyerek... Ya ben de tam tersi düşünüyorum Okan. Siyaset. Niye biliyor musun? Ben de şöyle diyorum. Ya bu sefer siz 1-0 kazandınız, bir gol attınız. Biz mecburen açtırmak zorunda kaldık hükümeti. Şimdi sizin taktikleriniz buydu deyip onlara karşı şimdi taktik ve söylem geliştirdiler bence bu sırada. Evet, ama yani işte, kamuoyuna en sonunda bazı şeyler söyleyecekler yani. Evet ama işte onun da siyasi bir riski bayağı bir yüksek hocam. O yüzden hani bekleyip göreceğiz ama... Başkanlık seçimi ne zaman yani? Başkanlık seçimine daha var. Olsa da hani ciddi bir puan kaybettirebilir. Yani şimdiden bile... Zaten kaybettiği puanı kaybetti zaten. Ya adam zor, en son dayanamadı. Mecburen işte iki ay uzatmak zorunda kaldı. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Ne, bir sene uzatma mı bekliyorsun ama sen? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi daha önceki aslında cumhuriyetçilerin yaptığı bir hataydı. Şöyle ki, şimdi zaten Obama'nın yapmış olduğu hani bu Medicare dedikleri o sağlık reformu zaten başlamış. Yani hani bunu artık o noktadan sonra durduracak kimse durduramaz. Durduramayacağını biliyorken niçin hala cumhuriyetçiler işte hani üstüne gitti demokratların? Hani orada biraz sıkıştırmak, biraz ben de bir şeyler alabilmek için, tamam, kopartabilmek için ama yaptılar. Yapamadılar. İşte onun riskine baktılar vesaire. Şimdi ötelediler. Bir de bütçe, bak şimdi bütçe bağlanacak asıl. Yani bütçeyi belirleyeceksin. Evet. Burada bütçeyi belirlerken harcamaları, kamunun yapacağı harcamaları, gelirleri vesaire onaylayacaksın yani. Şimdi hocam orada benim gördüğüm kadarıyla Obama'nın sunacağı bütçede savaş olmayacak. Vergi gelirleri artmayacak olsa da bazı harcamalarda düzenleme gelecek. Dolayısıyla hatırlarsanız mesela geçen hafta mıydı ya da önceki hafta açıklanan bütçe verisi çok iyi açıklandı. Amerika'nın son 5 yılı içerisindeki en iyi bütçe verisi açıklandı. Evet. Şimdi ona bakarsanız şu an belki de doların yükseliyor olması 2 hafta önceki o bütçe verilerinin bugüne olan etkisi de olabilir. Dolayısıyla burada ekonomideki toparlanma bütçeden başlayacak olursa o zaman doların yükselmesi hem şimdi doların yükselmesi daha olası olur. Yani doların bütün para birimlerine karşı yükselmesi daha olası olur. Hatta bu ekonomik göstergelere yansımamış olsa da yani diğer ekonomik göstergelere yansımamış olsa da doların üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Peki ben şöyle diyeceğim yani Ocak, Şubat aylarında, şimdi Şubat'a kadar borçlama limiti arttırıldı. Ne olacak? 1,5 trilyon daha mı arttıracaklar? Ne yapacaklar? Yok yani 1,5 tabii ki. O zaman işte diyorum şeyleri harcamalar azalacak 2014 için. İşte Obama'nın zaten kabul etmediği o yani. Harcamaları azaltmayı kabul etmiyor adam yani. Yok yani şöyle hocam. Şimdi tabii ki harcamaları azaltmıyor ama seçmeli harcama yapacak. Yani mesela gereksiz mesela sağlık reformunda biliyorsunuz bir sürü aslında insanların elinden bazı haklar alınmış gibi gözüküyor olsa da genel topluma çok faydası olmayan bir sürü harcamaların azaltılması sağlandı Obama'nın reformunda. Dolayısıyla yani adamların yaptığı şuydu yani biz gereksiz harcamaları kısalım. İşte sağa sola saldırmayalım. İşte hani İran, bakın dikkat ederseniz İran'la Amerika anlaşmaya gidiyor. Yani geçen aya kadar böyle bir şey düşünemezdik. Ama cumhuriyetçiler de ne diyor şu an? Bu tam bir yüz karasıdır diyor. Obama'nın yaptığı diyor Amerikan tarihinde görülmemiş bir diyor şeydir diyor. Doğru. Görülmemiş yani, bir şeydir. İşte zaten yani, bugüne kadar doları düşen... Cumhuriyetçiler öyle diyor. Şimdi zaten adamların nereden gideceği de belli yani. Yani nereden vurmaya çalışacağı da belli. Yani ben Ocak ayında şöyle bir şey beklemiyorum. Ya tamam siz o zaman söylediniz. Zaten biz de oy kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla ne yapalım artık bütçeyi de 1 trilyon arttıralım. Borsalama limitini 7 Şubat'taki bunu da verelim falan. Yok böyle bir şey. Yani benim mantığım almıyor onu. Ben asıl yani Aralık Ocak'ta beklemiyorum şeyi. Parasal genişlemenin durdurulmasını. Çünkü orada tahmin ediyorum Amerikan politikacılarının nasıl davranacağını herhalde Fed Başkanı benden çok daha iyi biliyordur. Yani Greenspan'ın kitabında okudun mu o Turbulans Çağı kitabı? Yok hocam. Age of Turbulence. Orada Greenspan
başkanlarla nasıl görüşmeler yaptığını, neler konuştuklarını, politikaların nasıl belirlendiğini. Yani biz hani yani Bernanke bu şeyde oturuyor, kendi ofisinde oturuyor, oradan para politikası uyguluyor. Yok böyle bir şey. Yani orada çok ciddi bir şekilde acayip bir istişare var. Yani sürekli başkanla görüşülüyor, işte başkanın danışmanlarıyla falan görüşülüyor. İnanılmaz bir orada kültür gelişmiş durumda. Çok farklı bir kültür gelişmiş durumda merkez bankacılığında. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Şimdi Janet Yellen'i hani biz dedi ki tamam yani Fed başkanı diye bakıyoruz, tamam mı? Hı hı. Şimdi bu hafta sunum yapacak. Çok böyle ağır sorularla karşı karşıya kalacak. Acayip böyle zor sorularla karşı karşıya kalacak. Ve Janet Yellen orada ağzından kaçıracağı bir cümle bütün piyasaları ne yapabilir biliyor musun? Yani hani cumhuriyetçilerin yapacağı baskıya karşılık senatoda söyleyeceklerine karşılık Janet Yellen orada kalkar eğer tabii olduğundan daha erken de parasal genişlemeyi durdurabiliriz gibi bir laf ederse yani o zaman daha yani o konuşma sırasında bile yani eminim senatodaki konuşmayı bütün piyasalar canlı izleyeceklerdir. Evet. Yani Janet Yellen bak sol tarafta görülüyor. Küçük dev kadın diyorlar ona. Tamam mı? Emin ol. Tamam istihdam konusunda şey Akerlof'un eşi değil mi? Nobel ödüllü şeyin Janet Yellen'in eşi. Ve şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Janet Yellen'in bu senatodaki konuşması böyle hani tereyağından kıl çeker gibi falan olacak bir şey de değil. Yani orada piyasalar çok git gel yapacak. Benim buradan vermek istediğim mesaj şu yatırımcıya. Hani sen dedim ya bu haftaya sen bir manşet koy deseydim ne derdin? Volatilite derdin. Ben de aynı şeyi söylerdim. Aşırı dalgalar. Hı hı. Bu yüzden yatırımcılar şöyle duygular yaşayacaksınız. Sevgili yatırımcılar bu hafta borsada özellikle. Dolarda da aynı şekilde. Faizde de benzer şekilde. Aynen o hani Luna Park'larda bir şey vardır. Sarkaç. Sarkaç veya işte böyle gider gelirsin bir kayaya binersin böyle tepeye çıkarsın için boşalır arkasından hızla düşersin ya da roller coaster dedikleri böyle inersin çıkarsın tam piyasalar acayip iyi herkes mal alıyor ben de alayım diyeceğiniz sırada bir bakarsınız ki gümbür gümbür aşağı geliyor piyasa. O yüzden ben bu hafta dalgalı denizde fazla yüzmeye kalkmayın diyorum. Yani bu hafta her gelen habere atlamayın diyorum. Her açıklama, ha çok olumlu bir açıklama yaptı, Fed üyesi şunu söyledi deyip ertesi sabah borsalar yükselerek açılıp iki saat sonra bir başka Fed üyesinin söyleyeceği bir lafla hızla aşağı gidilebilir. Janet Yellen'in konuşması sırasında her bir kelime borsalarda çok sert hareketlere sebep olabilir. Gerçi o sırada biz kapalı oluruz büyük bir ihtimalle. Yani Janet Yellen'in konuşacağı saati bilmiyorum ama bizim piyasa... Akşam saatlerde olursa biz sabah saatleri... Evet, sabah saatlerinde açarız. Şimdi neyse sorular gelmeye başladı da bugün birazcık istersen daha bir böyle teknik gidelim. Önce borsa, dolar, sonra euro dolar paritesi, altın. Hı hı. Bunlara bir sırasıyla grafiklerle bakalım ama onun öncesinde Zeki Uyurum diyor ki Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı dolar kuru yıl sonu 1.90 olacak demişti. Geçen günse bu bir tahmindi dedi. Daha doğrusu tahmin değil, bu bir tahmin değildi dedi. Ben düzelteyim. Bu bir tahmin değil, bu bir varsayımdı dedi. Yani varsayım demek değiştiriyor işi. Yani varsayım dersen o zaman şöyle oluyor. Yani biz hesabımızı, kitabımızı 1.92'ye göre yapıyoruz. Evet, oluyor. Evet. O bir tahmin değil dedi. Vallahi benim de başım dönüyor sevgili seyirciler. Yani o tahmin miydi? Olacak demiş miydi? Tekrar o ne bileyim arşivden o bantları çıkartıp görüntüleri tam olarak ne dediğini bir daha yorumlamak lazım. Sonra kur politikası dış unsurlara bağlı değil mi diyor. Elbette ki haklısınız. Fed'den gelecek haberler kurda nasıl bir volatilite yaratır diyor. Onu sana soracağım. Merkez Bankası'nın enstrüman yelpazesi ne kadar geniş diyor. Yani ne kadar ne yapabilir Fed anlamında. Yani kahvedeki Mehmet amca gibi tahmin yürütebilir mi diyor. Yani Merkez Bankası Başkanı kahvedeki Mehmet amca gibi tahmin yürütebilir mi diyor. Evet. Burada en önemli soru dış unsurlara bağlı tabii ki. Tabii. Fed'den gelecek haberler kurda nasıl bir volatilite yaratabilir? Şimdi o tabii Euro-Dolar paritesinde bir hareketlenme yaratacağı için
Euro dolar paritesindeki hareketlenme dolar Türk lirasına da yansıyacak. Ancak dediği gibi, izleyicinin dediği gibi, bizim kur politikamız dış unsurlara bağlı olmasından dolayı da Türkiye'deki faiz oranları etkilenebileceği için, dolayısıyla Türkiye'nin kendi dinamikleri içerisinden kaynaklı gelişmelere bağlı olarak da tabii kur etkilenecektir. Ya benim burada kurla ilgili hani daha açık konuşmak gerekirse beklentim aşağı yönlü değil, daha ziyade yukarı yönlü. Hafta içerisinde... Ama bak, Merkez Bankası Başkanı geçen hafta şey dedi, sıkılaştıracağız, işte kurda aşağı yönlü eğim olasılığı daha fazla, işte TL'nin değer kazanması olasılığı daha fazla, biz de onun için adımlar atacağız, özellikle Aralık'ta bizden adım bekleyin diyor, kur yukarı gidiyor. Şimdi tabii aralığa daha gelmedik ki hocam, Kasım ayında olduğumuz için, yani her gün olaylar değiştiğinden dolayı. Şu anda aralığa kadar çok zaman var diye düşünüyorum ben. Yani en azından benim algım o şekilde. Evet. Şöyle söyleyeyim ben. Bu hafta içerisinde geçen hafta euro dolar paritesindeki düşüşün bir tepkimesi olacak. Ondan eminim. Öyle bir tepkime olacak euro dolar paritesinin yukarı yönü. Şundan dolayı düşünüyorum. Mesela bu sabah açıklanan Çin verileri olumlu açıklandı. Evet. Çin ekonomisiyle ilgili veriler olumlu açıklandığından dolayı mal fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olacak. O beraberinde euro dolar paritesinin hafta içerisinde bir yukarı yönlü bir hareket yapmasına neden olacak. Bununla birlikte dolar Türk lirasında hafta ortasına doğru 1.98'e doğru bir hareket olursa o bir alım fırsatı olabilir önümüzdeki, yani bu haftanın ortasından önümüzdeki hafta ortasına kadarki süreç için söylüyorum. O yüzden yani hemen buradan dolar alınması lazımdır demiyorum ama biraz geri çekilmeleri bekleyip, çünkü olacağını düşünüyorum geri çekilmenin. O geri çekilmelerin bir alım fırsatı olabileceğini dolarda düşünüyorum. Dolar Türk lirasında. Peki dolarda şimdi istersen o zaman şey yapalım. Grafiğe bakarak söyleyelim. Yani nereler destek, nereler direnç, nerelerde ne olur? Ben hemen dolar grafiğini getireyim. Bu bankalar arası piyasa yalnız. Bankalar arası piyasada 5 dakikalık grafik bu. Ve şöyle baktığımızda bu şurası, biliyorsun Fed'in Eylül ayındaki toplantısında başlatmamasıydı. Dolar 1.93'lere kadar geriledi. 94'ün altına geriledi. Buradan 2.04'lere geldi. Sonra aşağıda 1.96'yı destek yaptı. Ve dün de 2.02'nin hafif üzerini gördü. Yani şöyle bir hareket yaptı. Bunu biraz daha 60 dakikalık grafik olarak bakalım. 60 dakikalık grafikte de çok net bir şekilde bu hareketi görüyoruz. Şimdi anlaşılan şu. Birincisi, sen itirazın varsa lütfen söyle. 1.94 seviyesinde bir artık çok güçlü bir destek oluşmuş durumda. Yani 1.92 olabilir ama olması için bayağı iyi bir şeyler gerekiyor. Yani 1.92 de şurası. Ya bunun olması için Fed'in parasal genişlemeyi 2015'ten önce yavaşlatmayacağız falan gibi bir şey demesi lazım. Evet. Ancak öyle bir durumda. Ya da Türkiye'ye döviz yağmaya başlaması lazım. Yani şu anda öyle bir konu. Hatta şöyle bir şey var hocam. Şu anda yabancılar pozisyon kapatıyorlar ya. Evet. Pozisyon kapatıyor. Şimdi Aralık ayına yavaş yavaş yaklaştığımız süreçte pozisyon kapatacaklar. Dolayısıyla yani hani daha uzun perspektifte bakmak gerekirse doların düşme olasılığı düşük. Yani doların daha çok yükselme olasılığı var uluslararası piyasalarda. Kusura bakmayın ben sizi... Yok estağfurullah. Yok çok güzel, devam et. Yani uluslararası piyasalarda doların yükselme olasılığı var. Neden? DXY endeksi, doların diğer paralara karşı endeksi de bayağı bir dip yaptı. Neredeyse 2008 kriz dibine geldi yani. Evet. Şimdi bir de şu var. Çok konuşulmayan bir şey var piyasada. Yani belki ekonomi medyasında hiç konuşulmayan bir şey. Fed yavaş yavaş Amerikan bankalarını Basel 3'e yönlendiriyor. Doğru. Süper bir nokta. Yani bunu da görmek gerekiyor. Basel 3'e gidiyor olması demek bankaların Basel 3 uygulamaya başlayacak olmaları demek, pozisyon daraltmaları demek. Pozisyon azaltmak... Sermayelerini güçlendirmek zorundalar ve pozisyon daraltmak zorundalar. Dolayısıyla hani orta ve uzun perspektifte doların düşme olasılığı çok az bana kalırsa. Evet. O yüzden o paralar Amerika'ya, hani pozisyon kapatmalar paraların geri gelmesine neden olacağı noktasında
o para şey yapabiliyor. Bak doları şimdi grafiğimizi tekrar verelim. Bir şey göstereceğim çünkü grafikte. Şu trend aşağı doğru geliyordu. Dikkat et. Ve geçen hafta içerisinde bu yukarı kırıldı. Yani evet. Şu trend yukarı kırıldı. Yani şu aşağı trend, şu çizmiş olduğumuz aşağı trend yukarı kırıldı. Ve bu yukarı kırılma sonrasında şu an hedef 2.04 olabilir. En azından kısa vadede. Eğer buraya çok hızlı bir çıkış yaparsa o zaman gerçekten burayı da kırıp yukarı hala gidebilir ama şu aşamada en azından burada bir direnç var 2.04'te. Bu direnci kırması geçmesi kısa vadede zor. Zor, evet. Fakat burada da şunun üzerine kendini attığı için bak dikkat edersen şurada bir destek vardı ve bu boşluk bıraktığı yer. Bu boşluğu sonra hemen doldurdu. Bu boşluğun olduğu yer yaklaşık 1.99. Yani bu 1.99 seviyesinde de muazzam bir destek oluştu. Yani 1.99'un altını fazla beklememek lazım artık yani, dolarda. Yani hafta içerisinde eğer yani volatilite önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bence 1.99'un altı çok zor yani. Zor 1.92 gözüküyor. Zor. Çünkü sürekli olarak bu şey olacak. Bir de niye zor diyorum? Parasal genişlemeyi yavaşlatma beklentisi bir hafta önce neydi? Ne zaman genişletme yavaşladı? Mart'tı 2014. Değil mi? Evet. Hani hadi şimdi belki biraz Aralık Ocak gibi düşünüyorlar ama yani piyasa öyle de olabilir diye düşünmeye başladı ama ya Mart'ken bile fiyatlama 1.98'in altı olmadı. Doğru. Yani evet. Mart'ı beklerken bile evet. Ne olacak yani? Haziran mı olacak parasal genişlemeyi daraltma zamanı? Belli olmaz hocam. Hayır. Şimdi eğer öyle bir beklenti oluşturacak bir şey olursa tabii ki yani tarım dışı istihdam şimdi 130 bin beklenirken 30 bin artarsa evet. Bu şu demektir. Haziran ertelendi artık dersin yani öyle değil mi? Evet, i̇şte piyasadır çok... ne yapsa yeridir. Biz de işte böyle deli bir hani deli bir adamın en önemli tehlikesi nedir? Hani delilerden korkarız. Ne yapacağı belli olmuyor işte. Evet her an ne yapacağı belli olmuyor. Yani piyasadır ne yapsa yeridir. Piyasanın ne yapacağı ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Rastsaldır hareketler. Bir haberle birlikte her an her şey başlayabilir. Bu yüzden yatırımcının kazanmasının bir tek kuralı vardır. Stop koyacaktır. Kar realizasyon seviyesi koyacaktır. Evet. Kârı alçık seviyesine geldiğinde alıp çıkacaktır. Şu zararın altına giderse bu kadar zarara katlanıp çıkacağım diye beyni önceden mesaj gönderecektir. Yapmazlarsa eğer işte o zaman dehşet zarar ediyorlar. Yani evet. Yani zarar gitgide büyüyor. İstersen şimdi şeye geçelim. Bir soru daha var. Ben ona bir bakacağım. Doları konuştuk. Euro dolarla altına bakacağız. Ahmet Öztürk diyor ki hocam endekste orta vadeli düşüş başladı demek için hangi seviyeler ve kaç gün kapanış olması lazım? Evet buna da bakalım. Endekse açalım. Endekste düşüş başladı diyebilmek için günlük grafikten gidelim. Şimdi burası 93 bin seviyesi. Yani şu seviye 93 bin seviyesi. Zirve. Hı hı. Borsanın zirvesi. Burası zirve sonrasında gördüğümüz o Mayıs ayında işte sert, ilk bir Mayıs'taki sert düşüş burası. Sonra şu düşüşte tamamıyla Bernanke'nin kalkıp şey demesi. Yani başlayacağız falan demesi. Ve Eylül ayına kadar da düşmesi şeyin. Ağustos ve Eylül ayına kadar da düşmesi. Buradan bir yükseliş başlıyor ve şu bölge dikkat et çok güçlü bir direnç haline dönüşmüş durumda. Yani bu şu 81 bin civarı yani 80.500 81 bin civarı inanılmaz bir direnç haline dönüşmüş durumda. Evet. Tabii baktığında burası çok ilginç bir görüntü de oluşturmuş durumda. O da şöyle yani şurayı şöyle bir şey yaparsak omuz baş omuz ters omuz baş omuz gibi bir görüntü de oluşuyor. Evet. Ya dolayısıyla biz 81 bini yukarı kırsak bayağı bir gidebiliriz. Yani 92-93'e gitmemiz lazım. Ama ben hatırlarsan bir webinar yaptım. O webinarda dedim ki bundan sonraki süreçte nasıl bir şey beklemeliyiz? Yani nasıl bir piyasa beklemeliyiz? Orada da hep şöyle çizdim. Yani bu piyasa böyle gelir gider buralardaydı. Gidecek, gelecek, gidecek, gelecek ama genelde şöyle bir aşağı eğim izleyeceğiz diye bekledim. Yani piyasanın çok sert bir şekilde yukarı dönmesini ve yeni bir trend oluşturarak böyle gitmesi için Fed'in para basmaya devam etmesi veya ek parasal genişlemeye geçmesi lazım. Yani evet. Olmaz diye bir şey yok, olabilir.
Ama özellikle bu çok önemli. Hocam ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bence BIST'teki yükseliş süreci çoktan bitti. Yani Mayıs ayında zaten bitmişti. O sert düşüş aslında onun bir göstergesi, habercisiydi. Evet. Yani bugün eğer özellikle yatırımcılar hisse senedinden başka bir şey yapmam diyorlarsa, benim onlara tavsiyem Türkiye piyasasında yani alım yapmayıp gidip gelişmiş piyasalardaki hisse senetlerine alım yapmaları olacak veya gelişmiş piyasaların endekslerini alıp gelişen piyasaların endekslerini satmak olacaktır. Çünkü dediğiniz nedenlerden dolayı dünyada para çekilme sürecine girdiği noktasında eğer dünyada ekonomik büyüme devam edecekse ekonomik büyüme genişlemiş büyümüş ekonomiler tarafında olacak. Genişleyen şey tarafında değil, emerging market tarafında değil, daha çok gelişmiş ülkeler tarafında olacak. O yüzden yani Türkiye'de ben BIST'ten çok büyük bir beklentim yok. Yani ne olacak? 93 bine onu götürecek dünyada bir veya Türkiye'nin dinamiklerinde bir şey yok. Ben açıkça söyleyeyim yani kafamdakini, bu dönem yerel seçimlerin ilk defa Türkiye'de çok gerçekten nasıl söyleyeyim sıkı geçtiğini göreceğiz. Şu an insanların birbirine tahammülü kalmadı. İnternette bile çok hafif bir yani basit bir şey yazıyorsun. Sen şucu musun, sen bucu musun diye, tamam mı? Anında saldırıya vuruyorsun. Artık görüşlere şey kalmadı. Yani bu seçim meydanlarında barış ve tamamıyla coşkulu bir seçim meydanı mı olacak dersen, tamam mı? Ben ondan çekiniyorum. Bu anlamda geçenlerde bir yazı yazdım. Gerçekten şu seçim gelmeden liderler bir araya gelmeli ve mutlaka insanlara bir mesaj vermeliler. Yani bir birliktelik mesajı vermeliler. Yani şu an kutuplaşma o kadar şiddetli boyutlara ulaştı ki yani insanların birbirine tahammülü yok. Hiçbir şekilde tahammülü yok. Yani bakıyorsun internetteki, Twitter'daki şeylere, bir anda yakalasalar birbirlerini boğacaklar yani. Dolayısıyla tahammül yoksa eğer onu birlikte liderlerin o baskı almaları lazım. Yarın bir seçim meydanında bir gaz bombasının atılması, bir şekilde bir şeyin çıkması gerçekten çok büyük karışıklıklara sebep olabilir. Ve bu seferki seçimlerin o kadar rahat geçeceğini zannetmiyorum. Yani Türkiye açısından hakikaten bu bir risk ve yabancılar bunu söylüyor. Hani açıkça şey yapmıyorlar ama biz Londra'yla konuştuğumuzda falan filan ne olur vesaire diye bize de soruyorlar. Oradaki işte oradan bir ürkme var gezi olaylarından. O nedenle biz de uzun vadeli pozisyon almak için mutlaka bir bu şeyin realizasyonunu beklememiz lazım. Yani 93 binden sonraki. Yani 2000'de 20 binden 7500'e kadar düşen bir endeks vardı. Sonra 7500 ile 14 bin arasında gitti geldi gitti geldi. Ben de sanki orayı 60 binle 80 bin arası bir bant gibi düşünüyorum. Evet. Hemen altına geçelim. Okan, altının grafiğini verelim arkadaşlar. Altınla ilgili olarak... Evet, şu anda altın en son şu seviyede $1,311'da. Ve 1300 biliyorsun 1360 dolarları gördü. Ki bu seviyelerde altın için ne diyorsun? Hocam altın bu hafta özellikle bugün yine satış baskısında kalır. Geçen hafta satı biliyorsunuz 30'lardan 1335'lerden kalktı. 1322'ye kadar geriledi. Şimdi bugün cuma günü de sonrasında 1310'lara kadar geriledi. Evet. Onun 1297 seviyesine kadar bugün bir aşağı gelme ihtimali var. Geçen haftaki dolar yükselişinden kaynaklı. Bir de petrol fiyatlarında bir aşağı yönlü geri çekilme oldu. Ancak bu hafta içerisinde volatilitenin artacak olması, yani en azından böyle bir beklentinin olması piyasaları tedirgin kılacağından dolayı faizlerin de çok fazla yükselmeye devam etmeyeceğini, dolar tarafındaki faizlerin, VIX endeksinin bir miktar yukarı yönlü hareket edebileceğinden kaynaklı eğer altında olası bir düşüş olursa 1290'lı rakamlara o zaman yukarı yönlü bir hareket bekleyebiliriz altında tekrar. O yüzden şu anda 1311'den alım yapılmaz. Satış da yapılmaz. Burada bir beklemesi gerekiyor yatırımcıların. En azından 1295'e kadar o seviyelere kadar bekleyip oradan
Zaten Mehmet Ali Yıldırım Türk de şey dedi. Yani 80 yani 80 lira ve altındaki seviyelerden altın alınır. 90'a yaklaştıkça da satılır dedi. Böyle bir kanal vermişti önümüzdeki 2-3 ay için. Şu anda onun verdiği kanal hakikaten söylediği gibi çalışıyor. Ve altında benim de görebildiğim şu aşamada bir süre daha yatay hareket. Ama dolar dünya piyasalarında güçlenince veya euro dolar paritesi hani aşağı doğru gidince altın da aşağı gidiyor. Çünkü dolar güçlenince aslında altın ne düşüyor ne yükseliyor. Dolar zayıflayınca altın dolara göre yükselmiş oluyor. Dolar güçlenince altın da düşmüş oluyor. Evet ama işte bu mesela bu sabah Çin'den açıklanan veriler olumlu açıklandı biliyorsunuz. Hı hı. O beraberinde mal fiyatlarını hareketlendirebilir. Evet. Özellikle hafta sonuna doğru söylüyorum. Evet. Çarşambadan itibaren altında eğer düşüşten yakalayabilirlerse yatırımcılar oradan alım yapılabilir. Hafta sonuna kadar da taşınabilir. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Okan Aybar. Sağ olasın. Bu haftaya yine seninle başladık ve küresel olarak hangi önemli gelişmeler olacağını konuştuk. Sevgili seyirciler, yarın sabah paranın rotasında olmayacağız. Yarın sabah paranın rotası olmayacak. Yarın özellikle sizlere bazı yayınlarda da bahsediyorum. Ciddi bir yatırım danışmanlığı ekibi kurulmuştu. Onun basın toplantısı ve lansmanı var sabah saatlerinde. O yüzden ben orada olmak zorunda olduğum için olmayacak. Ama çarşamba sabahı paranın rotası aynen kaldığı yerden devam edecek. Okan Aybar çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çarşamba sabahı yeniden paranın rotasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.